Buyurduğun gibi gözetledik. Durum nedir Kaya Yabgu? Çok kalabalıklar. İçeri giremeden ölürüz. Kalabalıklar ama başları yok. Çoban olmayan sürüyü kartal kapar. İkisinde mi? Balam ile çoban öldü mü? Alparım! Bize baş kaldıran Balamir'i de, çolpanı da yere çaldık. Çoban gitti, sürü kaldı. Kartalların İlhanlı'yı bu sahalara bıraktığı görülmüş şey değildir. İndi! Çalınan topraklara geri konma vaktidir. Koca Kartal'ın doğuda olduğu gibi batıda kanat açma vaktidir. Tüm acını sarma vaktidir. Ura! Ura! Yiğitlerim, batı gök kanlığına. Dayan çolpanım. Dayan. Dayan çolpan. Dayan çolpanım. Beni bırakıp gitme dayan. Dayanacak Saltuk. Dayanacak. Batı gök kanlığı çok yakındır. Oraya gidelim. Otacınız iyi midir? İyidir. Akkız dön! Dön Akkız! Dön Akkız! Olmaz. Batı gök kanlığına gidemeyiz. Amcamla teyzemin yere çalınca ilk gideceği yer orası olur Alpagoa'nın. Ali! Nereden bilirsin Tegir'im? Çünkü ben de aynını yapardım. Altlar baksız kaldı. Baksız kalmış sürüye ele geçirmek kolay olur. Haydi Akkız! Haydi! Ali! Dayan çolpan! Ali! Ali! Beni sensiz koma dayan! Dayan çolpanım dayan! Haydi Akkız! Alplar! Pusat bırakın! Hanlar Hanı, Alpagoa'nın önünde diz çökün! Burası gayrı gök toprakları değildir. Biz de Balamir Bey'den gayrısının önünde diz çökmeyiz. (Gülüyor)
Balamir Bek ölmüştür. Çolpan Han ölmüştür. İkisinin de canını aldım. Başsız kaldınız. Şimdi bir kına iki kılıç sığmaz. Göğün tek kılıcı benim. Bir budunda iki töre olmaz. Göğün tek töresi benim. Şimdi baş eğin, topraklarıma gireyim. Ya da baş kaldırın, toprağa girin. Çolpan! Dayan! Dayan Çolpan! Oh! Niye durduk? Burada kalırız. Eğer çaşıtlar Çolpan Han'la Balamir'in yaşadığını derse Alpaguan obayı basar. Akkız haklı. Akkız güvenli mi burası? Bir tek Yunata'yla biz biliriz. Hem yol üstü değil hem obaya yakın. Hey! Sırma! Obaya var. Kimseye sezdirmeden Yunata'yı al getir buraya. Hayır, hayır. Künata gelene kadar hanım ölür. Dayanamaz. Babam da dayanamaz. Obayı tehlikeye atamam. Temur! Yaman! Haydi siz Balamir'i alın. Saltuk, sen de teyzem indir. Ama çok kanaması var. Dayanamaz. Zirve. Batuga ne diyorsa onu yap. Kulpan. Saltuk. Kulpan. Batuga. Teyze. Uçma vardığımda bileğim çıkın. Çolpan, hadi. Uçma vardığımda tahtı boş koymayasın Batuga. Hayır, teyze hayır. Daha hanlığının tahtı boş değildir. Sen varsın teyze. Yaşayacaksın. Yaşayacak gibi değilim. Çolpan. Yaşasam da benim işim bitmiştir. Alfago. Alfago'dan kurtuluş yok.
Batuga. Daha hane olasın. Boyuna sahip çıkasın. Bak kız. Saltuk. Çoban. Batuga'ya sahip çıkın. Özümüz. Çoban hayır. Çoban hayır. Hayır. Alpahur dumanı, alpahu kıydı domaya. Al kız değil. Çoban. Eline yüz katıydı, kovalı üç atıydı. Nereye çoban hanı, nereye dağın hanı. Hanımı alpa vurdu, hanımı alpa kıydı. Obaya albız değdi, yıktı dağın çolpanı. Derine yüz katıydı, obayı üç atıydı. Çoban hanı, nereye dağın hanı. Hanımı alta vurdu, hanımı alta kıydı. Obaya almış değdi, yıktı dağın çobanı. Derine yüz katıydı, kovayı üç atıydı. Nereye çoban hanı, nereye dağın hanı. Yaramız sağlsın. Soyumuz çoğalsın. Ama düşmanı sevindirmek yok. Boynunu eğmek yok. Obamıza vereceğiz. Bu kurganda yatan
kutlu soyumuzun şerefine Nevruz'umuzu kutlayacağız. Dimdik duracak kutlu ateşin üstünden atlayacağız. Kışın yaya döndüğü bu Nevruz gününde bilinsin ki dağ kutunu bana vermiştir. Bugün keseye oturacağım. Bundan gayrı göktekini değil, dağ hanı olacağım. Anlat. Dağda neler olur? Çalayır. Nevruz hazırlıkları nasıl gider? Kutlu ateş yaktık. Sofraları da hazır ederiz Günsel Hatun'un. Olayacak künelere buyurmuş. Günseli Hatun yarın evdeşi Kaya Yapkın'ın yanına Batı Gökkağanlığı'na gidecek, eşyalarını toplayın demiş. Sakın. O zaman kim iletecek olup biteni Batuga'ya? Kim çeşitlik yapacak? Ben. Sen her şeyi duyamazsın ki. Benim Kaya'nın yanına gitmemem gerek. Alpago Han'ın yanından ayrılmamam gerek. Bir yolunu bul. Gebe kalmış gibi yapın. Ne? Ulu Ece başka türlü sizi burada koymaz. Batı Gökhanlığı'na gönderir. Yola gidemem dersiniz. Belki Dolunay'a da düşürürüm. Danışadı. Töreye göre beklerin cezası nedir? Ölümdür hanım. Babalarınız gibi isyana kalktınız. Hain kandaşım Balamir'in peşine düştünüz. Atlarınızı ona bağlayıp yurdumu ikiye böldünüz. Ama ben
Hanlar Hanı Alpago Han. Yurdumu geri aldım. Kaya Yapgu'yu, Batı Gökkanlığı tahtına oturttum. Balamir'le Çolpan'ı yere çaldım. Sizin de canınızı alsam, elbet yerinize gelecek bir bek bulunur. Onlar da bana ihanet etse, onların da canını alırım. Bana sadık olana kadar. Boylarınızda bir tek bek bırakmam. Şimdi... can almaya devam mı edeyim? Yoksa... eğdiğiniz boynunuza han mı olayım? Avluda şölen sofrası sizi bekler. Birazdan ben de gelirim. Buyurun. Kuzubek. Hanım. Kaya Yapgu'nun çeşidiyle buluştum. Hı. Batuga Tegin. Bugün keçeye oturacakmış. Dağ hanı olacakmış. Çolpan kesin öldü o zaman. Ölmüş. Tılsım Biken'in kurganının yanına gömmüşler. Balamir. Çeşidimiz onu da sormuş. Kırçiçek Bike, Temur'la birlikte ölüsünü aldı gitti. Nereye gömecek bilmeyiz demişler. Koca Balamir. Hanlar Hanı'na baş kaldırır isen... kurganının yeri bile belli olmaz işte. Gök Tengri'me alkışlar olsun. İki hainden de kurtulduk hanım. İmni Sıray, Batuga'da. Hatun. Onun yası vardır. Keçeye otursun, yasını tutsun sonra. Ülkeyi ikiye bölen Çolpan'ın yasını tutmasını mı bekleyeceğiz hanım? Ama o isyancı... Hatun, yurdumu geri aldım, daha ne istersin? O isyancıysa Temur da isyancıdır. İkisinin de mi canını alayım? Uykunu alamadın mı Gülsel'e? Bilmem ki ulu anam. Bu aralar hep uykum gelir. Midende bulanır mı? Yok. Sadece hep uyumak isterim. Ben gidip biraz dinlensem. Bugün iki ayinin öldüğü muştusunu aldık danışada. Belki de yakında Big Göktegin'in doğacağı muştusunu alırız. Çolpan'la Balamir töreden kaçamadı ya ulu hocam. Umarım Tegin muştusunu da alırız.
Künata, Akkız istediğin kurt sarfasıyla tavşan ayağını gönderdi. İyi olacak mı? Olacaklar mı? Yok, Tengri bilir. Çok kan yitirmişler. Künat olmasa iyi olamazlardı. Ama şimdi belki. Belki deme. Herkes Çolpan Ağa'nın öldüğüne inandı. Hey. Batuka da yenimi iyi düşündü. Amcam da inanacak mı? İnanmazsa acının altını üstüne getirir. Babamın da Çolpan Ağa'nın da canını almadan durmaz. Onlar iyileşene kadar inansın da. Sonrasına sonra bakacağız. Obada hazırlıklar bitmek üzere. Akkız der ki Saltuk Bek de Künata'yla beraber obaya dönsün. Batık Ötegin keçeye otururken yanında olsun. Temur Teginim. Sen gitsen. Ben burada kalsam. Saltuk bir düşün. Hanlarını öldüren Gökhan'ın oğlunu aralarında görmek daha ne eder? Teginim gözcülük eder. Kır Çiçek babasına bakar. Sen de Çolpan'ıma bakarsın. Haydi. Hazırsın hanım. Dur, daha han olmadım. O ne? Şahin'le geldi. Gülşeli'den. Batuka Tekin'im, Akkız'ın anasının nerede olduğunu daha öğrenemedim. Hibe'ye sordum. O bilmeyiz dedi. Bence bilir ama söylemez. Ne der? Bulacağız Akkız'ı. Önce seni keçeye oturtalım da. Gerisini hallederiz. Ama Kuzu Bek aranızdaki çeşit her kimse onunla buluşmuş. Çolpan Han'ı gömdüğünüzü de senin keçeye oturacağını da Alpago Han'a haber verdi. Oyunun işe yarar. Hem işimize hain olduğundan emin olduk. Hem de Çolpan Ağa'na öldü bilir Alpago Han. Şimdi ne yapacağız? Eğer
Alpaguhan teyzemin yaşadığını öğrenirse saldırır. Gerçi öğrenmese de baş kaldırdık diye saldırır. Obayı kolayına girilmez bir yer haline getirmemiz gerek. Zaten dağbanlar oba girişine tuzak kazmaya başladılar bile. Seni keçiye oturtalım. Gayrı ben de giderim ağaçlarına. Burayı kale gibi yapmamız gerek. Yani bunu da başarırsak iş sadece teyzemle Balamir'in yaşamasına kalıyor demektir. Çolpan onun yaşasın. Da Balamir'i niye yaşatmaya çalışırsınız hiç anlamam. Batuga. Tazma. Pus Kur'an. Ben değilim. Ortakların öyle demez ama. Tayzu. Batuga. Ben. Şimdi. Asla. Anlaşma. Yapmam. Asla. Balamir ölmeden önce bana anamın pusu Kur'an'ın kendi olmadığını söyledi. Konuşmam gerek Yaman. Konuşabilmem için de yaşaması gerek. Haydi Batuga Tekin'im. Hanlığı alma vaktidir. Bayındır soyundan olma, Salur soyundan doğma. Hem dağın hem de gökün tekini, Batuga Tekin. Soyunun birliği, obanın dirliği için keçeye oturasın. Batuga Han, keçe üzerinde doğudan batıya 9 kere döne. Güneşin acını ışıttığı gibi han kişi de obayı ışıta. Batuga Han çok yaşa! Batuga Han çok yaşa! Devrim daim olan.
Çoban çok yaşa. Devrin daim ola. Ömrün uzun ola. Batuta Han çok yaşa. Aksakal çok yaşa. Devrin daim ola. Ömrün uzun ola. Batuta Han çok yaşa. Aksakal çok yaşa. Devrin daim ola. Ömrün uzun ola. Batuta Han çok yaşa. Aksakal çok yaşa. Dağın hanı Batugan. Tahtına oturasın. Kutuna layık olasın. Batugan, oyuna han olarak ilk buyruğunu veresin. İlk buyruğum ne savaş olsun ne de ölüm. Umut olsun, düğün olsun ilk sözüm. Kimin düğünüdür hanım? Yarlığım odur ki bugün Nevruz'umuzu kutlu soyumuz için kutlayalım. 7 günlük yasımız bitince de candaşlarımız için toy kuralım. Sırmayla Yaman'ın düğün toyunu kuralım. Toyunuza toy ulansın. Düğününüzün sonu gelmesin. Bir oğlunuz, bir de kızınız olsun. Biriniz bin olsun. Devrin daim ola, devrin uzun ola.
Hanım. Dur ben yapayım. Boy beklerine boyun eğmeyen yayı görür yazı göremez diye haber göndermiştin. Onlar da geldiler, boyun eğdiler. Batuga. Yasını bitirip yazı göremez değil mi hanım? O da hain. Sağ mı bırakacaksın? Sana kin tutar Alpago. Anasını suçsuzken gözünün önünde öldürdüm. Kin tutmasını anlarım. Çolpan'ın kinini anlamadın ama. Öldürdün. Çolpan Balamir'le bir olup yurdumu bölmeye kalkıştı. Batuga birleştirmeye çalıştı. Onlarla bir değil. Değil. Batuga daha da beter. O asi. Tuzlarımızı çapulladı, geri bile getirmedi. Bak kızın anası elimde. Devletin tuzlarını elbet geri alacağım. Alpago. Batuga seni yok etmeden durmaz, görmez misin? Şimdi bir de daha han olmuş. Daha ne oldu, daha han oldu diye canını alacak değilim. Baş kaldırmazsa ölüm yarlığını bekletirim. Sen nasıl uygun görürsen hanım. Ulayacağım. Size çok kötü bir haberim var. Gel İpek. Neymiş bu kötü haber İpek? Gökbenlerden öğrendim Ulayacağım. Alpaguan. Balamir'in canını almadan önce Çinlilerle anlaşıp Tılsım'a tuzak kurduğu için yarlığım ölümdür diye bağırmış. Balamir de Çin'le anlaşmadım demiş. Alpago buna inanmış mı? Alpago sözünü bitiremeden onu vurmuş ama Balamir ölmeden Batuga'ya bir şeyler söylemiş. Kahırlar olsun. Batuga buna inandıysa benim peşime düşer. Kuşkulanacak başka kişi kalmadı. Ulayacağım, ne yapacağız? Batuga'nın hemen ölmesi gerek. Alpago, Batuga hakkında verdiği ölüm yarlığını uygulamaz. Bekletir. Öfkesi geçtikçe kıyamaz, bilirim. Ama o ölmezse yakında ben ölürüm. Gel. Ulayacağım, çaşıdığımız kelerden de bir tik geldi. Batuga keçeye oturmuş, dağ tahtına geçmiş. Ana olarak da ikyarlığını vermiş. Yaz bitince Sırma ile Yaman'ın düğününü kuracakmış. Düğüne sokacak çaşıdın var mıdır Kuzubek? Var. Aldakçıbaşı var. Kaya Yapkan'ın çaşıdı. Buyruk verirseniz dalları eğlendirmek için aldakçılarıyla birlikte düğüne girebilir. Peki bu aldakçıbaşı kımızların içine afyon şurubu katabilir mi?
Ne istersek yapar. Düğüne mi saldıracağız? Kanlı düğün yapacağız Kuzubek. Dağı kan kızılı kesecek. Ne hanları kalacak, ne boyları. Hallettim. Ama daha çok tuzak gerek. Şenlenmez. Çolpan ağını düşünür. Sen de şen değilsin. Yok. Ben teyzemin yaşayacağına inanırım da. Alpagoan bize her Nevruz Ergenekon destanını anlatırdı. O geldi bir anda aklıma. Ya hadi. Hem halka umut olursun. Birlikte anlatırsak olur. Dağ hanı olan sensin. Han anlatır. Dağ hanı benim ama hanın dağı da sensin. Haydi birlikte. Gök Tengri alkışımızı duysun. Nevruzumuzu kutsasın. Bugün Nevruz'dur. Yani kışın bittiği, yayın başladığı gün. Bizler de yeniden doğumu temsil için her yılın bu döneminde Ergenekon'dan çıkışımızı kutlarız. Türk kanı, Oğuz boyu İlhan'ımızın düşmanı çoktu. İlhan'ın düşmanı o kadar çoktu ki dört bir yanı sardı. Obasını kuşattı. Savaştılar ama İlhan'ı yenemediler. Savaştan bir dolunay sürdü. Ama İlhan'ın yurdu yenilmedi. Düşman anladı ki Türk'ü kılıçla yenmek mümkün değildir. Onlar da hileye başvurdu. Ve geri çekilmeye başladılar. Geri çekilen askerleri görenler saflarını bırakıp saldırıya başladılar. Düşmanın hilesi tuttu. Düşman askerleri gizlendikleri yerden çıktılar. Ve İlhan'ın ordusunun içine karıştılar. Hepsini tek tek öldürdüler. Ve obayı ateşe verdiler. Obadan yalnız bir düzine insan sağ kaldı. İçlerinde İlhan Ağa'nın küçük oğlu Kıyan Tekin ve evdeşi de vardı.
İlhan'ın oğlu Kıyan canını kurtarmayı başardı ve dağlara doğru gittiler. Üç dolunay vakti yol yürüdüler. Yabani keçilerin gittiği yolu izleyip bir dağ, o dağda da dar bir geçide vardılar. O geçitten geçtiler ve akarsuların, pınarların, çayırların ve çeşitli av hayvanlarının olduğu bir yere geldiler. Burası öyle göklü bir yerdi ki gök tengriye alkış edip orada kaldılar. Bu yeni ile de Ergenekon dediler. Tam 400 yıl Ergenekon'da yaşadılar. Kıyan Han'ın soyu çoğaldı. Gayrı sürüleri Ergenekon'a sığmaz oldu. Ve göç etmeye karar verdiler. Ama geçitler yıkılmış, kapanmıştı. Bir demirci bağırdı. Dağın bu yanı demirdendir. Dağın 70 yerine odun çattılar. 70 körükle ateşi harladılar. Ateş yandıkça harlandı ve demir dağı erimeye başladı. Eriyen dağın karşı yamacında, yalçın bir kayanın tepesinde bir kurt belirdi. Börteçine! Börteçine! Türklere yol gösterdi. O kutlu yılın, o kutsal zamanında Bozkurt'un gösterdiği yolda Türkler Ergenekon'dan çıktı. Ve o zamanı iyi bellediler. Hiç unutmadılar. Altay dağlarından çıktılar yola. 70.000 atla, 70.000 okla sürdüler atlarını 7.000 koldan. Savaş açıp kan döktüler başa emeğen her boydan. O körükle ateş arlayıp o demir dağı erittiğimizden beri Ergenekon Türk'ün bayramıdır. Ergenekon bayramınız kutlu olsun. Urha! 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 Haydi Pençe, birlikte dövelim demeli. Hanımız nasıl buyurursa. Ateşten atlayalım. Haydi birlikte atlayalım. Benim yerime de sen atlasan olmaz mı? Bir dilek dileyesin o zaman hanım. Diledin. Ananı Alpago Han'ın elinden kurtarabilmek için bir yol bulmayı diledim. Ben buldum bile. Neymiş o? Görüşürüz. Haydi bakalım. Haydi. Yapma.
Sen beni kaçıran Alpaguan mısın? Sen Evren Alp'ın evdeşi alacak mısın? Tanır mısın Evren'i? Canını almadan önce tanımazdım. Evren öldü mü? Sen mi öldürdün? Savaşta mı? Kızım, ak kız. Sağ. Han, beni kızıma götür. Ne olur beni kızıma götür. Gerçekten kızınsa. Kızımdır. Gök Tengri'ye and olsun ağanın kızımdır. Ak kız benim kızımdır. Yıllardır köleliğe bir gün onu göreceğim diye katlandım. Beni ona götür. Yalvarırım beni ona götür. Hangi boydansın? 3 kırık han boyundanım. Nasıl bulmuş baban ananı? Tılsım bir kedi yün toyunda kuru kanatına binmek isteyince onu getirmeye gittiğinde bulmuş. Evren Alp sefere gittiğinde buldu seni öyle mi? Yok. Tılsım bir kere senin düğünün için at bakmaya gelmişti. Han, beni kızıma götür. Gitme! Beni kızıma götür! Baksı kadın niye geldi? Ben çağırdım. Biliyorsun bizim kam kadın çekerteği otağında Erlik Ağa'nın karar ruhunu kovar. Sarayda değil. Günseli Hatun bir kam kadın gelsin dedi. Niye? Günseli Hatun gebe mi diye bir bakacak. Kimse duymasın. Gel. Evde hatunu. Günlerdir ortada yoksun. Merak ettim seni. Ama doğru ya. Senin şu rahip hain çıkınca hanımız gözüme görünme demişti değil mi? Unutmuşum. Bu kim? Baksı kadın. Senin içinde Erlik Han'ın 9 semerli boğasından biri yatarmış. Onu kovacakmış. Günseli, baksını da al, çık git. Ben Tao'cuyum. Sizin saçmalıklarınıza inanmam. Bize saçmalık mı der o? Sen. Senin ne işin var burada? Benim için bir şey yapacaksın. Ondan geldim. Sen.
Sen. Tahtı oksaplayan sensin. Batuka'nın çaşıdı sensin. Hı hı. Ben çaşıdı. Sen de iti. Hani ya itimiz olursun ya ölürsün demiş ya sana. İmdi itlik vakti. Ne istersin? Anamı bulmak isterim. Alpagohan'ın sakladığı kadını ben nasıl bulayım? Jinjin Meijin. Siz Çinlilerde çeşit çeşit çaşıtlıktan, türlü türlü hainlikten bol ne var? Sen bulmazsın. Ama Yibe'yi yarından sonraki gün hasta kızını ziyaret için Çekertay Otağı'na gelmeye ikna edersin. Ben onu nasıl yapayım? Onu da sen bulacaksın Meijin. Yibe'yi getir. Yoksa Çeçe'yi Türk iline sizin bulaştırdığınızı Alpagohan öğrenir. Neden ben getiririm? İki tane çaşıdınız var işte. Onlar çaşıt değil, dostumuz. Yibek'le konuşup kendilerini açık etsinler istemeyiz. Ama anladın. Saraya ne kadar kolay girerim gördün. Eğer bir oyun kurmaya kalkarsan yine gelirim Meijin. Anladın mı? Anladım. Bir şey daha. Taizu Balamir'in adını vermiş. Tasın Bike'ye tuzak kurdu diye. Ama Balamir ölürken ben Çin'le anlaşmam dedi. Ne bilirsin? Balamir'in yaptığını bilirim. Taizu da öyle bilir. Vargıbek Taizu'yla Balamir adına pazarlık etmiş. Doğru mu dersin? Biz öyle biliriz derim. Haydi. Kimse görmeden çıkaralım sizi. Göktengir'im, öldük biz. Bu kan kadın saraya niye geldi? Ben çağırdım Ulayacağım. Neden? Ulayacağım, gebe miyim değil miyim öğrenmek isterim de... gebe değilsem diye size de söyleyemedim. Gebe midir? Sana sorarım kan kadın. Gelinim gebe midir? Kaçırdınız, sakladınız. Gökmenler! Bir köşede oturur durur mu sandın?
Konuşamaz olayacağım. Bilemedi. Ne demek bilemedi? Çalayır'a sorun. Gebe miyim değil miyim onu bile anlayamayan bir kam kadın getirmiş. Çalayır. Ya iyi bir kam kadın getir. Ya da benim çekerte yatağına ayin yapsın diye gönderdiğim kam kadını getir. Gelinim gebe midir değil midir öğreneyim. Kadını da gönderin saraydan. Buyurun, başım üstüne olacağım. Hibek. Ulayacağım. Kızın nasılmış? Var mı bir haber? Henüz sağmış. Ama çok hasta Ulayacağım. Kuzubek aldakçı başını getirmiş. Uygunsanız... Alpabuğan Akkız'ın anasını görmeye gitmişti. Dönmüş mü? Bizi görmesin. Yok. Henüz dönmedi. İyi. Haydi görelim bakalım şu aldakçı başını. Daha düğünü yarınmış. Bizim hazırlıklarımız tamam, olayacağım. Temur, biz saldırdığımızda dağda olmaması gerek. Çeşitlerin dediğine göre Alpagoğan Çolpan Hatun'u öldürdüğünden beri Temur Tekin dağda görünmez. Babası hanlarını öldürdü. O yüzden gitmemiştir. Ama siz yine de gözlerinizi iyi açın. O düğünde Temur asla orada olmamalı. Nevruz günü Alpaguhan'ın Ergenekon Bayramı hakkında anlattıklarını dinledin mi? Dinledim Ulayacağım. Hani İlhan'ın obasını basmışlar. Sadece bir düzine obalı, İlhan'ın oğlu Kıyan ve evdeşi kurtulmuş. Evet Ulayacağım. Dağ obasından hiç kimse kurtulmasın.
ne bir obalı, ne de bir han oğlu. Sağ salim geldin. Çok iyi gitti. Meyici'nin tılsım bir kere tuzak kuranın Balamir olduğunu sanır. Yalan der gibi gelmedi bana. Hibe'ye de gelmeye ikna edecek. Bak kız. Bugün zaman geçmek bilmedi. Delirdim. Böyle tehlikeli işler yapmandan hiç hoşlanmam. Ben pençeyim. Senin pençen. Bu işler benim görevim. Tamam pençemsin ama. Tamam. Kavga etmeyelim. Bir buyruğun yoksa çıkayım ben. Düğün... Yani... Alpagoan, baskın yapmak için fırsat kollar ya. Düğün için dedim. Bu tuzaklar sabaha kadar hazır olsa ne iyi olur. Dağ basına gideriz. Düğüncü aldakçılarız biz. Gökmenler! Kaldırın şunları. Yaşar! Gelin! Hepsinin afyon şurubu içip uyuduğundan emin olun. Getirin onu. Okları kontrol edin. Bunu yaklaştırın, üstüne koyun. Akkız tuzaklar hazır mı diye sorar. Ormana tuzakları koyduk, burayı güvenliğe alıyoruz. Başka bir şey yapacak mıyız? Akkız dedi ki, yola 3 kademe daban yerleştirin. Gök saldırırsa öndeki gözcüler ıslıkla ok göndersin. Arkadakiler de tuzakları çalıştırsın. Bunları bitirelim, yerleşiriz. Haydi çabuk! Haydi! Yardım et kızraklara. Kapıyı kapat! Şimdi ben senin başından kalkacağım. Sırmayı istemeye gideceğiz. Sen uyumasaydın, senden isterdik kızı. Sen kız tarafı olurdun. Ben erkek tarafı olurdum. Orada da çekişirdik seninle. Altına. Seninle daha çok çekişeceğiz.
Günlerdir burada rahat rahat uyuyup bana uykuya azap kıldın ya. Daha çok çekişeceğiz. Uyan be Çolpan. Uyan. Bir aksilik olursa... Tutkun'a haber yollarım. Ben düğün toyuna giderim. Çolpan size emanet. Tamam. İstersen sen de gidebilirsin. Ben dururum burada. Gidemem. Hanımın başında beklemem gerek. Hanımın başında beklemene gerek yok. Ölü gibi yatarlar zaten. Olmaz Temur Tekin. Ben Salto abi söz verdim. Söz verildi mi tutulur. Sen bana laf mı çarparsın? Ne haddime? Sen bana yanlış etmeseydin, ben sözümü tutardım. Seni bir ömür boyu başımın üstünde taşırdım. Tamam, tamam. Ben yanlış ettim. Ben hatalıyım. Geri çekilirim işte. Ha, ne istersin? Yanlış olsa da seni isterim. Ama ben yanlış. Hiçbir şey istemem. Bırak kolumu. Kimsiniz? Aldakçıyız. Düğün toyunuza geldik. Bize aldakçı Turmuş gelecekti. Sorma. O çeçek oldu.
Yerine bizi gönderdi. Alın bunları. Açın kapıyı. Haydi geçin. Aldakçılar. Düğünde eğlence yapacaklar Saltuk Begüm. Tuzakları kurdunuz mu? Düğün duyulduysa gök bu gece saldırabilir. Tuzakları da kurduk. Nöbet de tutarız. Siz rahat rahat düğününüzü yapın. Kuşkulu bir durum olursa vuruyu çalarsınız. Baş üstüne. Siz merak etmeyin Saltuk Begüm. Biz buradayız. Haydi, alalım kızı. Oğlu olan evermiş, kızı olan göç edermiş. Oğlumuz Yaman'ı evermeye, kızımız Sırma'yı da göç ettirmeye geldik Günat'a. Boynumun güzel yükünü gayri senin boynuna emanet ederim, Yaman. Ona iyi bakasın. Oh, kaptı kuşa. Zordur bizden almak kızı. Dağlı Yaman. Ne verirsin kalın olarak? Ne istersin? Acun'un tüm hazinelerini, üç de canavar kellesi isterim. Yok, yetmez. Canını da isteseydin adamın. Yok. Canını istemem. Canı sırmama gerektir. Verir misin?
Acun'un tek hazinesi Sırman. Üç canavara bedel de sen varsın. Yıllardır seninle boğuşup dururum. Tamam, tamam. On çuvalak altın veririz, kalın olarak. Yok. Onları birlikte çapulladık. O sayılmaz. İyi, tamam. Siz ne verirsiniz koşantı olarak? Tabii. Kız tarafına verecek. Ak altın veririz. Yok ya. Hani birlikte çapullamıştık. Ver şu kuşağı. Ben kalın istemiyorum. Yaman, sen de koşantı istemiyorsun, tamam mı? Neyimiz varsa ortak zaten. Tamam Sırman. Yeter ki sen bana ver. Acının tüm tuzu onların olsun. Akıl gayrı kabul et. Kız gitti Yaman ellere. Alkış et ki Sırma kurtardı seni. Yoksa ben daha uğraştırırdım. Haydi. Kızıl batrak yükseldi. Kara toprak havalandı. Aşınız bol. Sözünüz şifalı. Soyunuz bereketli olsun. Gök rengi fistan çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Toyda gök rengi giy demiştin. Gök Tengri kişiyi eşiyle var etmiş. Yaman aldı, Sırma vardı. Gayri karı koca olacaklar. Ocaklarını kurup bacalarını tüttürecekler. Soylarıyla üreyecekler. Bu evliliğe tanık mısınız? Tanıyoruz. Er kişi ocağı kurar, dişi kişi de bacayı tüttürürmüş. Yaman, dizesin odunları. Sırma kızım, sen de yakasın ocağı, tüttüresin bacayı. Ant şerbeti getirilsin. Sırma kızım, varır mısın dağın yiğidi Yaman'a?
Varırım Yiğit Yaman'a. Ateşten yeşil çiçek çıkıncaya kadar evde şimdir gayrı. Dağın yiğidi Yaman, güzeller güzeli Sırma'yı alır mısın? Alırım Sırma kızı. Yağız yer, bakır kızıl oluncaya dek evde şimdir gayrı. Sırma'nın ata ocağının yoludur. Ocağına sadık olasın. Olasın ki Sırma kız ata ocağının yolunu geri gitmesin. Sırma kızın sözünü sağ duyun bilesin. Sırma kızım, ocağına sadık olasın. Olasın ki ata ocağına geri yürümeyesin. Yaman'ın sözünü sağ duyun bilesin. Göğe! Islıklı ok salına! Gök Tengri'ye haber edile! Yaman'la Sırma ocaklarını bir etmiştir. İşitsin. Yere kılıçlar çalına. Erlik Han'a haber edile. Ocak kurmak kutludur. Ayağını denk alsın. Kılıçlar kalkanlara, tokmaklar, davullara vurula. Gök Tengri, bir döşekte kocatsın. Soyunuzu Acun'da çoğaltsın. Düğün toyumuz başlasın. Buyurun düğün sofrasına. Bize geçin sonuca. Nişada. Bilmem hanım. Bir şey demeden gitmiş sabahtan. Sana danışmadan nasıl gider? Kuzu Begim'i ararsınız. Ben gönderdim onu. Kusura bakmayasın hanım. Sana söylemeyi unuttum. Nereye gönderdin? Kuzu Bek. Hanım, beni aratmışsınız.
Neredeydin? Ben de tam seni çekertey otağına gönderdiğimi söylerdim. Hanım künelerimiz için çekertey otağı kurdurmuştum ya. Her şey yolunda mı diye kontrol etsin diye Kuzubek'i oraya göndermiştim. Her şey yolunda mı otağda? Yolunda, olayacak. Kulak kesilirse. Gök'ün saldırmasından korkarım. Boru sesi dinler dururum. Mahkut o kadar o tuzak kurdu ya. Obaya yaklaşsalar hem biz duyarız hem çok kayıp verirler. Onca tuzağa geçecek adam gönderemezler. Merak etmeyin. Alpagoan, Başpınar Yaylası'nda önce sevdiklerinize kahrolun sonra gelip sizi öldüreceğim dedi ya. Ben de düğünü fırsat bilir gelir saldırır diyordum ama. Ses seda yok. Nerede durursunuz? Kımızlı ayran uykunuzu mu getirdi? Bir ben içemedim. Bu duvaktan ne yiyebildim ne içebildim. Herkes uyudu uyuyacak. Çok içmedik ama. Bize saldırmayacak. Gök saldırdı. Afyon var. Kırmızı ayranda afyon var. Afyon! Akış! Saltuk! Saltuk! Akış dikkat et! Akış! Külata! Külata! Külata!
Külhan! Külhan! Saltuk! Kaçmamız gerek buradan! Bırakma! Buradan kaçmamız gerek! Bırakma! Haydi! Tamam, haydi! Yaman! Saltuk, haydi! Çadırlara bakın! Gir. Aldakçı başından haber var Ulayacığım. Bitmiş mi? Öldürmüş mü Batuka'yı? Bütün obayı katletmişler. Ama onlar kaçmış. Söyle o beceriksize. Batuka bir gün daha sağ kalırsa onun canını alırım.
yalnız geldiniz? Ha? Sırrı. Obada... Herkes öldü. Hayır. Obayı yakıp yıkmışlar. Bir tuzaklarda bekleyen alplar, bir de biz kaldık. Geri kalan herkesi gömdük. Hayri. Daha yok mu? Hayır, hayır, hayır. Orası benim yurdum. Benim toprağım. Orası bizim. Sandıklarda kurtardığımız eşyalar var. Bir de eski hurbalarınız. Uğruna öcalacağım bir dağ obası kalmadı çoban. Ömrünü verdiğin... yüreğindeki sevdadan vazgeçtiğin dağ... kalmadı. Bunu sana nasıl diyeceğiz? Nasıl diyeceğiz? Hanım. Akkız. Künata'yı almamız lazım. Onu keseye saracağız.
tabanı almamız lazım. Onu keçeye saracağız. Sence obayı Alpagoan mı bastı? Bilmem. Beni çağırmışsın Gelin Hatun. Kızın nasıl İbek? Çeçek olup da iyi olan çok nadirdir. Benim kızım da. Kötü değil mi? İyi olsun ister misin? Kim istemez? Ama bu mümkün değildir. Çeçeğin dermanı yoktur. Ya varsa? Ya kızının kurtuluşunu elimde tutuyorsam? Sana inanmam. Sen bilirsin. Ama ben ana olsam, kızımın iyi olması için her yolu denerdim. Biz bunun için de kullanırız. İyi geldiği olur. Haydi. Kimseler duymadan çekerteği otağına gidip kızına içirelim. İbek kadın. Ne ararsın burada? Kızımı görmeye geldim. İçeri giremezsin. Ben bile yemeklerini kapının önüne koyarım. Yüzümü kapatıp bir girip çıkacağım. Ulay Ecemiz yasak etti. Hele senin girdiğini duyarsa. Çok kızar. Timur Tekin'im. Düğün gelinleri seni tuzağa düşürmüş. Kimseye güven olmuyor değil mi İbek? Timur Tekin'im benden ne istersiniz? Ak kızın anası nerede? Yerini bilmek isterim. Demezsem. Söylemezsen. Babama her şeyi anlatırım. Batugay'la Ak kızı öldürmek için Çeçekli kızları Sarı Türgi şobasından alıp saraya getirdiğinizi. İlaya, tüm künelere bulaştığını söylerim. Her şeyi anlatırım. O vakit
Alpaguan bizi sağ koymaz. Ak kızın anası nerede? İbek, ak kızın anası nerede dedim? Kızılyan'daki eski tuz mağaralarının orada. Sakın saraydan kimseye söyleme. Yoksa... Yoksa Alpaguan'a söylersiniz. Merak etmeyin demem. Şimdi kızıma şu şurubu verip gelebilir miyim? Veremezsin. Çünkü anam da senin yüzünden kızın İlay az önce öldü. Kızım, kızım, hayır, hayır Bekir, hayır kızım, İlay, İlay kızım, hayır kızım, kızım Bekir'im kızım, İlay, İlay, kızım. Hayır Tekin'im, hayır. Künata ben ölünce kurganımı kazmayın, beni toprağa bırakın derdi. Tabii, kamlarım kurgan olmaz. Saltuk. Etrafıma taşlar dizin. Üstüme çalı çırpı koyun. Bırakın kurtlar kuşlar yesin. Doğaya karışayım derdi. İstediğini yapacağız. Kız, ananın yerini öğrendik. Bak kız, siz ananı alıp gelin. Sonra da göçelim. Göçecek miyiz? Yurdumuzu bırakacak mıyız? Gök hepimizin canını alana kadar durmayacak. Biz de kendimize yeni bir yurt bulup güçleneceğiz. Nevruz'la İlhan'ı almadık mı? Düşman obayı basanda sağ kalanlarla yeni bir yurt kurmadı mı? Oradan da Acun'a yayılmadılar mı? Biz de pes etmeyeceğiz. Göçeriz biz. İl gider, töre kalır. Her toprak ruhumuza bedendir.
hanım? Nereye gidersin? Ak kızın anasını alıp Dağ Han oğluma haber salacağım. Gayri devletin tuzları için pazarlık vakti gelmiştir. Pazarlık edecek bir Dağ Han'ı bulursan edersin hanım. Kız, hele bir dur. Her yer alp kaynar. Nereden gireceğimize karar verin. Tam ortadan gireriz. Haydi! Babamın da Çolpan Han'da dudakları kurudu. İyi. Ben ırmağa su almaya gideyim. Ben de geleyim hanım. İki kovayı da dolduralım. Fatuga Hanım, iyi olacak mıyız? Yaralarımız sağlayacak mı? Sağlayacak elbet. Sen hiç sağlamayan yara gördün mü?
Yanlış olsa da seni isterim. Tutkun!
O kızım. Tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın. Tıpkı seni ağaca sakladığım gün gibi kokarsın. Kızım. Düşlerimden daha güzelsin. Seni öldürürüm.